Hocam, hocam seçilsin. İlyas Hoca ve İlyas Hocam burada değil galiba ya da sesi yok. Buradayım hocam. Şu an İlyas Hocamızın evet sesini de duyduk. Değerli katılımcılar, öncelikle bir ricam olacak yine yeni gelenler için. Lütfen toplantımız boyunca, etkinliğimiz boyunca lütfen mikrofonlarımız kapalı olsun. Dünya Sosyologlar Derneği Düsseldorf ve merkezi Almanya'da bulunan Müslüman Aile Eğitim Kurumu'nun bünyesinde hazırlanan, aynı zamanda Düsseldorf'un yayın organı Sosyolog Dergisi yazarlarının hazırladığı ve sizlerin istifadesine sunduğu Aile Bahçesi etkinliğimize hoş geldiniz öncelikle. Ben Deniz Alemdar, kendimi tanıtayım. Etkinliklerimiz her pazartesi 21'de sizlerle birlikte oluyor. Bu haftaki konuğumuz ve konuşmacımız da Sayın İlyas Çağdaş Bey. Öncelikle konuşmacımızı tanıyarak başlamak istiyorum ben. İlyas Hocam, sizi biraz tanıyabilir miyiz? Tabii ki Deniz Hocam. Herkese hayırlı akşamlar öncelikle. Sesim normal bir şekilde geliyorsa ben konuşmama gayet başlayacağım. Gayet iyi hocam. Öncelikle burada sizlerle buluşmuş olmaktan dolayı mutluyum. Heyecanlıyım. Herkesi saygı, muhabbet ve sevgiyle selamlıyorum. Samimiyetle, samimi bir ortamda bir arada bulunmuş olmaktan da ayrıca sevinçliyim. Aile Bahçesi etkinliklerinin 3. haftası, sizin de söylemiş olduğunuz gibi, ben İlyas Çağdaş, Tuzla, İstanbul Tuzla Sultan 1. Ahmet Camii'de görev yapıyorum. Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun olduktan sonra Kocaeli Üniversitesi'nde pedagojik formasyon eğitimimizi tamamladık. Yıldız Teknik Üniversitesi'nde aile danışmanlığımızı bitirdik. Aynı zamanda İstanbul Üniversitesi'nde sosyoloji eğitimimize halen devam etmekteyiz. Bu etkinliklerin fikrini ortaya atan başta Asiye Türkan hocama, yine Dünya Sosyologlar Derneği ve Başkanı Necdet Topçu hocama, İstanbul Üniversitesi sınavlarında tanıdığım Esra Tellioğlu hocama, hala birçok etkinlikte birlikte görev almaktan mutlu olduğum bir insan kendisi. Yine bu etkinliklerde çok fazla katkısı olduğunu düşündüğüm Didem hocam, Deniz hocam, bunlara da ayrı ayrı teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Yine etkinliğimizin gerçekleşmesini sağlayan Şüheda Derya hocama, Gonca Gül Ergen hocama, Serap Demir hocama, Melekşe Fakı hocama, Alev Esmer hocama, Yasemin Taş hocama da ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum değerli arkadaşlar. Aile, başlamak gerekirse öncelikle bir aile nedir? Aileye nasıl bir anlam yüklüyoruz? Nasıl bir ifadeyle aileyi anlıyoruz? Onu anlamakla başlayalım istiyorum. Kökleri insanlık tarihi kadar eski bir kurum diye hepimiz böyle bir tarif yapabiliriz aslında. Hazreti Adem ile Havva'nın birliktelikleriyle başlayan dünya hayatı bir yuva olmanın, bir aile kurmanın bir önceliğiyle başlamış olmaktadır değerli dostlar. Aile tanımı bizlerin doldurduğu bir kavramdır diye ifade etmişti hocamızın bir tanesi. Yani içini nasıl doldurduğumuz önemli demek ki. Aileye ne anlam yüklediğimiz önemli. Ailenin en başat önceliği bir evlilikle bir araya gelen erkek ve kadın ile, yani karı koca olmak ile birlikte, yine daha sonra eğer ki çocuklar olursa çocukların katılımı ve her iki tarafında, yani erkeğin de kadının da tarafından aileye katılanlar olduğu ise eğer, geniş bir aileyle birlikte de bu aile kavramını anlamış olabiliyoruz. Bölgesel olarak da bu farklılık arz etmektedir bizim ülkemizde. Değerli dostlar, öncelikle hayat ağacı diye bir kavram yükledik aileye. Dünya hayatı dediğimiz bu alem bir ağaç gibidir aslında. O ağacın sağlıklı olarak büyüyebilmesi, gelişmesi, verimli olması
hepsinin bir sebebi unsuru vardır. Toprak ağacı besler. Saçaklar toprağa tutunmasını sağlar. Gövde ise ağacın ayakta kalmasını sağlar. Gövdeden uzanan dallar ise ağacın serpilmesini, genişlemesini, daha verimli hale gelmesine olanak sağlar. Ağacın üzerindeki kabuk ise ağacın soğuğa, sıcağa ve dışarıdan gelebilecek her türlü zarara karşı muhafaza eder. Ağacın özelliğine göre gövde şekillenir, dalları çoğalır. Bazısı meyvesiz, bazısı meyvelidir. Çeşit çeşit renkleri, kokuları ve de tatları vardır. Hepsinin ayrı bir güzelliği, hepsinin ayrı bir seveni vardır. Yaşam kaynağı dediğimiz zaman ise, dünya hayatı dediğimiz bu alemde yaşamın kaynağı insan için aile diyebiliriz. Aile kurumu, ailenin başrol oyuncuları ise karı ve koca diyebiliriz. Yani erkek ve kadının bir araya gelerek kurmuş oldukları bu hayatın iki başrol oyuncusu karı ve koca diyebiliriz. Aile bir ağacın gövdesi gibidir. Gövde, yani aile ne kadar zarar görürse bu toplum ve dünya, yani insanlığın bütün unsurları zarar görecektir. İnsan ağacın topraktan beslendiği gibi birikimlerinden, kültüründen, yaşanmışlıklarından ve de inançlarından beslenecek ve oradan gıda alacaktır. Gövdenin toprağa tutunmasını sağlayan saçaklar gibi aileyi de besin kaynağıyla buluşturan, yetiştirdiği değerleri, şahsiyetleri, bilgi birikimine sahip bilim insanları, irfan sahipleri ve de alimleridir. Ağacın gövdesinden çıkıp serpilmiş, gelişmiş dalları ise toplulukları, farklı kültürleri oluşturur. Renkleriyle, fikirleriyle, düşünceleriyle, kültür ve inançlarıyla bir gövdeden, bir atadan ayrılmıştır. Atamız bir. Atamız Adem ise topraktan yaratılmış ve kimsenin kimseye üstünlüğü yoktur. Üstünlük sadece takvadadır. Herkesin geldiği yer topraktır. Yaratıcı ise Allah'tır. Yaşamın kaynağı aile ise bu ağacın gövdesi, gövdeyi sarıp sarmalayan, soğuğa, sıcağa karşı koruyan ve dışarıdan gelebilecek her türlü kötülük, fenalık ve çirkinliğe karşı koruyacak olan da karı ve kocadır. Yani ailenin en baş rol oyuncularıdır. Yani anne babadır. Çok özür dilerim. Slide ilerlemiyor mu? Sizin slide'ınızı biliyorduk. Evet, ilerlemiyor bu arada. Şöyle ilerletelim. Evet, evet. Çok güzel görselleri var hocam. Kaybolsun istemem gerçekten. Çok evet. Teşekkür ederim hocam. Teşekkür ediyorum Yasemin Asiye hocam uyarınız için. Biraz heyecan var tabii. Biz Asiye hocam gibi, Deniz hocam gibi çok tecrübeli değiliz. Bir heyecanımız var inşallah. Gayet güzel gidiyorsunuz hocam. Zevkle dinliyoruz. Buyurun. Inşallah. Evet, yaşamın kaynağı... Hocam yani. Hiç belli etmiyorsun. Gayet çok güzel gidiyor. Teşekkür ediyoruz hocam. Sadece ben görsellerin görünmemesi aşamasında biraz şey yaptım. Çünkü biz gördük, çok kaliteli, güzel görsellerle hazırlamıştınız. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum. Yaşamın kaynağı aile ise bu ağacın gövdesi. Gövdeyi sarıp sarmalayan, soğuğa, sıcağa karşı koruyan ve dışarıdan gelebilecek her türlü kötülük, fenalık ve çirkinliğe karşı koruyacak olan da karı ve kocadır. Yani anne babadır. Elinden gelen her türlü tedbiri alır, sorumluluğunun bilincinde olur. Evin bu asli bireylerinin birisinin bırakın olmayışı görevini tam anlamıyla yerine getirmediği zaman bu ailede huzursuzluğa ve parçalanmaya kadar gider. Oradan diğer akrabalara, mahalleye, dolayısıyla bütün topluma sirayet edecektir. Karı ve koca ilişkileri dediğimiz zaman, karı koca arasındaki ilişkiler sağlıklı olmalıdır. Sağlıklı bir ilişki, sağlıklı bir aileyi, sağlıklı bir aile de sağlıklı toplum demektir. Evlilik nedir diye bir soru var ise eğer, bunun cevabını bulmak gerekir. Evliliğin her iki tarafı, kadın ve erkek, karı ve koca, evliliğin tanımını ilk önce kendileri bulmalıdırlar.
kendilerinin yapmamış olduğu tanımlar ise dışarıdan ve içeriden müdahalelere maruz kalacaklardır. Yani evliliğin, bir yuvanın, bir ailenin ne olduğunu iki insanın, karı ve kocanın öncelikle bilmesi gerekiyor ki dışarıdan müdahalelere maruz kalmasınlar. Bozuk zemine yapılan bina. Bozuk zemin üzerine yapılan bina ufak bir sarsıntıda yıkılır. Bina yıkılmakla kalmaz, birçok hayata mal olur. Bozuk zemine kurulan aile de böyledir. Başlangıçta temellerin sağlam atılması gerekir. Ufak sarsıntılarda zarar görmesin, büyük sarsıntılarda yıkılmasın. Yıkılan, bozulan evlilikler, aileler maalesef sadece onları değil, birçok aileyi ve kişiyi ilgilendiriyor ve etkiliyor. Kısacası toplumun hepsini etkiliyor. Evlilikte nasıl bir eş olmalıyım? İnsan ilk önce dedik ya, tanımını kendisi yapacak. Nasıl bir eş olmalıyım? Nasıl bir aile bireyi olmalıyım? Oku, öğren, bilgi edin, aklını kullan, düşün, tefekkür et. Buna göre, bana göre değil, bize göre, doğrusu ne ise ona göre. Yani bence değil, hep beraber birlikte bir hayat yaşamamız gerekiyor. Eşinin mutluluğu onu mutlu etmekten geçer. Eşini mutlu ederse o da mutlu olacaktır. O bana nasıl davranırsa ben ona öyle davranacağım değil. Yani sadece menfaat ilişkisi değil. Ben davranışımın doğru olup olmadığına bakarım. Benim eşim saygın davranmayı hak ediyor çünkü ben bunu hak ediyorum diyebilmelidir. Eşiniz bugün size memnuniyetini iletmiyor olsa da ileride iletebilir. Belki hiç iletmeyecek ama siz huzuru bulacaksınız. Çünkü siz kendinize göre değil, olması gerektiği gibi davranmışsınızdır. Evet Atiye Hocam, var mı bir sıkıntı? Yok hocam, yok. Gayet güzel. Böyle gidiyoruz. Dinliyoruz. Gayet iyi. Deniz Hocam da orada. Teşekkür evet, ediyorum. Evet. Bana burada destek oluyorsunuz gerçekten. Anlayabilmek, anlatabilmek. Değerli dostlar, öncelikle biz kendimiz evliliği anlayabilmeliyiz ve karşımızdakine de anlamış olduğumuz bu manayı anlatabilmeliyiz. Evlenmek iki insanın, yani bir kadın ve erkeğin bir araya gelerek kurduğu bir yapıdır. Karı koca olmak evlilik idare etmekten öteye bir şeydir. Asiye Hocam'ın böyle bir programı vardı. Evlilik idare etmekten öteye bir şeydir. Anlayabilmek, anlatabilmek, kadını kadınca, erkeği erkekçe anlamak, hayatı birlikte omuzlamak, gerektiğinde eşini hata yaptığında da savunabilmek, hata olduğunun farkında olması için anlayabilmek, anlatmak. Eğer ki bazı şeyleri göze ardı edersek zamanla bunların çok fazla sorunlara sebebiyet vereceğini göreceğiz. Karşılıklı konuşmak, istişare etmek. Eşler aralarında karşılıklı konuşabilmeli ve bazı şeyleri istişare edebilmeli. Konuşmalı ve dinlemelisiniz. Müzakere, istişare etmelisiniz. Sorulmayan soru kalmamalı. Cevaplar net olmalı. Sorulan sorulara kaçamak verilen her cevap güven zedeleyen bir unsurdur. Sorulamayan her soru ertelenmiş bir problemdir. Problemleri ertelemek ise biriken sorunlar demektir. Hayat uzun bir maratondur. O maratonu iyi koşabilmek ve yarışın sonunu getirmek için iyi hazırlanmak gerekir. Evet, hayat gerçekten evlendiğimiz zaman biz bir ömür boyu, bizim toplumumuzun ve inancımızın böyle bir bize yüklediği bir sorumluluk vardır. Bir ömür boyu o hayatı sürdürebilmek, onun için de çok iyi bir zemine oturttuğumuz bir ailemizin olması gerekiyor, yuvamızın olması gerekiyor. Karşılıklı işbirliği ve güven. Evlilik bir işbirliğidir, güvendir. İşbirliği yapılmaz ise çatışma olacaktır. Çatışmanın olduğu yerde huzursuzluk olacak ve güven kaybolacaktır. Zedelenen güven unsuru ise karşılıklı olarak sevginin azalmasına sebep olacaktır. Güveni zedeleyen suçluluk hissedecek, güveni zedelenen ise artık güvenmediği için
hep şüphe duyacak. Bu güvensiz ortam ise artık yürümeyen bir ilişkiye dönüşecek ve hayat çekilmez olacak. Sorunlar, geçmiş yıllar, kaybolan yıllar, eyvahlar, pişmanlıklar. İnsanda şöyle bir üstün olma arzusu vardır. Üstünlük kurma ve üstün olma arzusu. Aileyi iktidar kavgasına dönüştürmemek gerekiyor. Aile sorunların birlikte çözüldüğü, sevginin birlikte büyütüldüğü bir yer olmalı. Fiziksel anlamda ya da psikolojik olarak üstünlük kurmaya çalışmak ailenin aile olmasına engel teşkil eder. Zihinde ve akılda anlamlandırılamayan, tanımlanamayan her unsur cevabını arayan soru haline gelecektir. Cevapsız kalan sorular, sorunlar yumağına dönüşecek. Akılda ve manada aile olabilenler ise sorunların cevabını arayıp bulacaklar, karşısındakini anlamaya çalışacaklardır. Aklımızda ve manada aile olamayanlar bir üstünlük kurma çabasına girecekler ve fiziki ve psikolojik anlamda bu üstünlük kurma yarışına girdikleri zaman da huzursuzluğa sebebiyet vereceklerdir değerli dostlar. Eşler birbirlerine emanettirler. Neydi? Peygamberimizin veda hutbesindeki 4 ana kriterden bir tanesiydi. Kadınlar size Allah'ın emanetidirler. Eşler birbirlerine emanettirler, birbirlerinden emin olmalılar. Birbirlerine karşı dürüst olmalılar. Hayatı beraberce paylaşacak, birlikte o yolculuğu yapacaklardır. Mümin odur ki diğer insanların kendisinden emin olduğu kişidir. Eğer ki bu emaneti, bu emniyeti eşimize karşı sağlayamamışsak, burada bir ailede aile olmakta sıkıntı var demektir. Karşılıklı sevgi ve saygı olmalı. Seven insan onu sevdiğini söyleyebilmeli. Yani bu sevgi sözcüğüyle de olabilir. Bir takım ona karşı hal ve hareketleriyle yapmış olduğu jest ve mimiklerle de bunu gösterebilir. Eşler arası bir takım görev ve sorumluluklar arasındadır. Karşılıklı sevgi ve saygının olması. Taraflardan birinin diğerine saygı duymadığı, sevgi beslemediği evlilik ya tuzsuz yemek gibi tat vermez ya da yıkılır gider. Yani karşılıklı sevgi ve saygı ailenin en temel unsurlarından bir tanesidir. İyi niyet beslemelidir. Eşine karşı iyi niyetli olmalıdır. Aile yuvasında karşılıklı iyi niyet ve güzel davranış hakim olmalıdır. Her şeyin bir gün karşımıza çıkacağının bilinciyle hareket etmeliyiz. Yani iyi davrandığımız zaman iyilik bulacağımızı, kötü davrandığımız zaman da onun iyiliklere sebebiyet vermeyeceğini ve kötü bir şekilde karşımıza çıkabileceğini bilmemiz gerekiyor. Görevlerimizden bir tanesi de iyi geçinmek. Yani aileler arasında, eşler arasında görev ve sorumluluklar bağlamında iyi geçinmek de görev ve sorumluluklarımız içerisindedir değerli dostlar. Erkek ya da kadın eşiyle iyi geçinmeli, sinirli hareket etmemeli, kırıcı olmamalıdır. Özellikle kin gütmemelidir. Eşine karşı kindar olmamalıdır. Olabilecek her türlü sıkıntı ve problem karşısında iyi niyetle karşılık vermeli ve kin tutmamalıdır. Onlarla iyi geçin. Nisa suresi 19. ayette Allah-u Teala bu şekilde bizlere bir emir telakki etmiş ve eşlerinizle iyi geçinin emrini bizlere bildirmiştir. Yine peygamberimize sorulunca kadınların erkekler üzerindeki hakları nelerdir? Yediğinden yedirmesi, giydiğinden giydirmesi. Sakın eşini de vurmayın. Ona kötü muamele etmeyin. Dışarıda da onu terk etmeyin buyurmaktadır. Yine peygamberimiz değerli dostlar. Yine özellikle koca eşine yani hanımına engel olmamalı. Hayatın şartları ve imkanları dahilinde işinin kendisini yetiştirmesi ve geliştirmesi açısından ona destek olmalı. Bilgi
Hocam, mikrofonunuzu açabilir misiniz? Gitti. Tamam, Evet, Deniz Hocam. teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Hocam, bir de slaytınızı ilerletir misiniz? Tamam hocam. Evet. Her türlü kötülüğe karşı korumalı. Eşler birbirlerini kötülüklere karşı korumakla görevlidirler değerli dostlar. Erkek eşini her türlü kötülüğe karşı korumak kalkan olmalı. Ona zarar verebilecek unsurlara karşı her zaman tedbirli davranmalıdır. Erkekler kadınların koruyup kollayıcıdırlar, kollayıcılarıdırlar. Nisa suresi 34. ayette. Yine maddi konulardan sorumludur erkek. Erkek aile fertleri arasında yeme, içme, mesken, giyim, kuşam gibi her konuda sorumludur. Aile bireyleri arasında ayrım yapmadan bu sorumluluğunu yerine getirmelidir. İslam bu sorumluluğu erkeğe vermiştir. İslam inancında bu sorumluluk erkeğindir değerli dostlar. Kadına bu sorumluluk yüklenmemiştir. Gizliliğe riayet. Erkek ya da kadın eşinin gizli sırlarını ifşa etmemeli. Bu kim olursa olsun, annesi olsun, babası olsun, kimseye eşinin gizli hallerini anlatıp ortaya saçmamalıdır. İsteklerine cevap vermelidir. Meşru olan istek ve beklentilerine cevap vermeli, yerine getirmelidir. Dünyalık bir şey olabilir, maddi ya da manevi bir şey olabilir. Bir sevgiyi esirgememeli, dünyalık bir şey için eşinin o isteklerini yerine getirmeye gayret etmelidir. Yine sahip çıkmak, eşine sahip çıkmak da erkeğin ve kadının görevleri arasındadır değerli dostlar. Eşinin olduğu ya da olmadığı yerde ona sahip çıkmak. Malına, canına, ırzına sahip çıkmak, sorumluluk bilinciyle hareket etmek ve üzerine düşen görevi yerine getirmek. Kadın muhafızdır. Hem kendini hem işini mahremi olmayanlardan korur. Elini, dilini ve gözünü kötü söz ve işlerden korur. Mümin kadınlara da söyle, gözlerini haramdan korusunlar, ırzlarını korusunlar. Nisa suresi 31. ayette. Yine huzur kaynağı, özel hayatla ilgili söyleyebileceğimiz, eşler birbirlerine karşı özel hayatlarındaki istekleri yerine getirmesidir. Kocası ya da karısı eşine cinsel bir davette bulunursa, geçerli bir mazeret yokken onu reddetmemelidir. Nikahlı olan insanların sorumluluklarından birisi de budur. Yatak odası müstehcenliği dış unsurlara karşıdır. Eşler arasında ise huzur kaynağıdır. Yine Nisa suresinin 34. ayetinden bir takım emir ve bir takım görev ve sorumluluklar dahiline baktığımız zaman sure ilk çiftin tek bir nefisten yaratıldığından bahsetmekle başlayıp İslam'da evlilik, kadın erkek ilişkilerini ve miras hukukunu anlatmaktadır. Nisa suresi eşler arasında aile hukukunu ve miras hukukunu kadınların genellikle bilmesi ve okuması gereken bir sure diye söyleyebiliriz. Eşinin yanında olması erkeğe verilen bir görevdir yine. Her zaman eşlerinin yanında aktif olmak, bağlılık, azim, bir şeyden vazgeçmediğinizde, bir şeyi terk etmediğinizde, bir şeye tutunduğunuz zaman erkekler kadınlara bağlılıklarını göstermeliler. Ona hissettirmeli, her zaman yanında olduğunu bildirmelidirler. Kadın eşinin, yani kocasının eşinin yanında bulunmasını, her zaman onun yanında muhafız gibi onu koruyup kolladığını hissetmesi gerekmektedir. Onu muhafaza etmesi gerekiyor. Yine kadınlara yakın olmalı, onların yanında kalmalı, onları muhafaza etmeli, kadınları her zaman korumalı. Erkekler kadınlar için daimi destek kaynaklarıdırlar. Kadınlar hayatlarında istikrara, dengeye ihtiyaç duyarlar ve erkekler bu istikrarı temin edecekler. Ayrıca bir şeyle ilgilenmek, erkekler kadınların koruyucusudur, erkekler kadınların bakıcısıdır. Burada erkeklerin bir sorumlu pozisyonda olduğunu görüyoruz. Nisa suresi 34. ayette. Yine değerli dostlar,
Anladığımız ayetten otorite değil, sorumluluktan bahsediliyor. Onlarla ilgilenmek, onlara bağlı kalmak, onlara sadık kalmak, yanlarında destek olmak, güven kaynağı olmak, hayatları parçalara ayrıldığı zaman bunun dağılmayacağını, yani sıkı sıkıya bağlı olduğunu bildikleri, buna güvenebilecekleri bir olma sorumluluğu erkek daima güvenilir olmalıdır. Ayşe validemizin peygamberimize sorduğu zaman beni ne kadar seviyorsun? İlk evlendikleri zaman işte bir kördüğüm gibi. Yıllar aradan geçtikten sonra tekrar sorduğunda kördüğüm nasıl? Ya Resulallah dediği zaman yine aynı şekilde duruyor dediği gibi değerli dostlar. Yılların vermiş olduğu o hayat onların o sevgisini hiçbir zaman yıpratmamış. Genel konuya baktığımız zaman kocalar ve hanımları ile ilgili olmasına rağmen burada genel bir emir var erkeklere. Erkekler kadınları için, babalar kızları için, erkek kardeşler kız kardeşleri için, dayılar ve amcalar kız yeğenleri için sorumludur ve bundan kaçamazlar diyor. Erkekler kadınların koruyucusu ve kollayıcısıdırlar. Yani burada aslında erkeklerin bir sorumluluk sahibi olduğu, kadınlara karşı sürekli onları koruyup kollaması gerektiğini toplumsal olarak da bu emir erkeklere verilmiştir. Adaletli olmak. Yine erkekler kadınlara tekrar tekrar adaletli davranacaklar. Sürekli kendilerini kontrol edecekler. Adaletli miyim, değil miyim? Söylemlerim doğru mu, yanlış mı? Her durumda erkekler kadınların üzerinde adil olacaklar. Kadınlarla olan ilişkilerini kontrol edecekler, etmeliler. Burada yine dediğimiz gibi etsinler diye bir emir vardır erkeklere. Adaletli olmaları konusunda ve onları sürekli kontrol etmeleri ve korumaları konusunda. Lütuf olması. Erkekleri kadınlar için koruyucu, bakıcı, evin geçimini sağlayıcı, destek kaynağı Allah bazısına diğerlerinden fazla lütfetti ifadesinden anlıyoruz ki bunlardan avantaj değil, sorumluluk yüklenmiş ve verilmiştir. Yani buradaki ifadenin aslında dediğimiz gibi hani evin reisi ifadesi deniyor ya, buradan çıkarttığımız anlam işte onlara avantaj manasında değil, onlara bir sorumluluk yüklenmesi manasında anlayabiliyoruz aslında. Bu şartların erkek tarafından... kaldı. İsterseniz o gösterdiğinizi görerek ilerleyelim mi? Şöyle hocam. Evet. Anlıyoruz ki buradan yine avantaj değil, sorumluluk yüklenmiş ve verilmiştir. Bu şartların erkek tarafından sağlanması tercih hakkı yoktur. Yani erkek bu şartları sağlamak zorundadır değerli dostlar. Ve koca sen kendi paranı kazan, ben sana bakamam. Yani burada erkeğe verilmiş olan bu sorumluluk gereği erkek gidecek, çalışacak, evinin geçimini sağlamakla yükümlü. Yani ben kendimi paramı kazanayım, sen kendi paranı kazan, ben senin nafakanı kazanmakla yükümlü değilim diyemez değerli dostlar. Yine bu görev erkeğin görevi. Kadın çalışabilir ancak zorla çalıştırılamaz. Böyle bir ifade söylemekte gerekiyor değerli dostlar. Kadının çalıştırılamaz oluşundan değil, kadın zorla çalıştırılma durumu yoktur İslam'da. İsterse çalışır, istemezse ben istemiyorum çalışmak ama erkek bunu söyleyemez. Ben çalışmak istemiyorum diyemez. Evin geçimini sağlamak durumundadır çünkü. Yine ayette baktığımız zaman kadınların parasından bahsedilmez. Onun olanlar onun, senin olanlar onun, her türlü sıkıntıya rağmen kapıyı çarpıp gidemezsin. Çünkü sorumlulukların var ve bu sorumluluğu yerine getirmek durumundasın deniyor erkeğe değerli dostlar. Yine kadınlara baktığımız zaman görevlerini şöyle yine ayetin devamında, kadın ise bunlara karşılık, güzellikle karşılık verirse yalnızca Allah'a kulluk etmiş olur. Bu söylenenleri doğru anlayan birisi itaat ifadesinden de şunu anlayacaktır. Kocasıyla olan ilişkilerinde ve davranışlarında aslında Allah'a olan bağlantısı olacak
olmaktır. Ölçümüz nedir pekala? Davranışlar çirkinleşince, tavırlar kindar hale gelince bu insan için bir gösterge haline geliyor ve geçim sıkıntısı orada başlıyor. Eğitimli olması, namaz kılıyor olması yani dinini iyi yaşıyor olması kocasına karşı davranışlarında bir ölçü olamıyor maalesef. Kocası onu ilişkiye davet ettiğinde onu reddetmesi, ondan uzak durması, ihtiyaçlarını sebepsiz karşılamaması çok ağır bir yük getiriyor evliliklerde. Bu o kadar zor ve içinden çıkılması imkansız bir durum yaratıyor ki evliliklerin bitmesine, eşinin harama bulaşmasına sebebiyet verecek kadar. Kadınlar eşleri yokken, eşlerinin yanlarında olmadıkları zaman kocalarının itibarını korumalılar, namusunu, saygısını ve güvenilirliklerini muhafaza etmeliler. Kocalarınızla ilgilenmelisiniz, adeta bir fenalık gelebilir diye. Kocalarınıza karşı iyi olmak, onların ihtiyaçlarıyla ilgilenmek, kocalarınıza cazibeli olmak, kocalarınıza sevecen ve şefkatli olmak için çaba sarf etmelisiniz. Ben ona güveniyorum, ona kimse bakmaz. Zaten çirkinde bir şey gibi ifadelerle sorumluluğunuzu hafife almamak gerekiyor değerli dostlar. Korumaya, bakmaya, ilgilenmeye, muhafaza etmeye çalışıyor erkek. Onun size karşı sorumlulukları olduğu gibi sizin de ona karşı sorumluluklarınız vardır. Bahanemiz yok. Kocanızla olan ilişkinize dikkat etmelisiniz. Duygusal olarak sizden ayrılmamalı. Dikkat ederek ona her zaman sahip olmalısınız. Bir takım bahanelerle eve kızgın geldi, bana kötü baktı gibi ifadelerle ona karşı görev ve sorumluluklarınızı hafife alıp ihmal etmememiz gerekiyor. Eğer karı koca arasında bu olursa evlilik ne anlamı kalacaktır? Böylece huzur bulursunuz, sükunet bulursunuz. Ayeti yerine gelmemiş olacak Rum suresi 21. ayette. Çünkü aile, eşler aralarında bir huzur kaynağıdır. Birbirlerine karşı huzurun ve sükunetin buluştukluğu bir huzur kaynağıdır. Eğer bir erkek hanımının yanında huzur bulamıyorsa nerede bulacak? Erkekler kendi görevlerini yapmalı, kadınlar kendi görevlerini yapmalı. Bu ilişkiyi korumak ve gözetmek sizin için bir sorumluluktur. Tehlikede olan şeyi korumanız gerekir. Tehlikede olmayan şeyi korumazsınız. Erkeklere tekrar tekrar ilgilenmelisiniz diyor. Yoksa evlilik parçalara ayrılır. Kadınları eğer korumazsanız, gözetmezsiniz, evlilik bozulur, kaybedersiniz. İki tarafın dengesiyle evlilik muhafaza edilmelidir. Hocam bu noktada şunu ifade edelim. Yeni gelen arkadaşlar ve katılımcılarımız için. Şu an İlyas hocamız kadın ve erkeğin aile içerisindeki sorumluluklarından bahsediyor. Bunları bize sıralıyor ve açıklıyor inşallah. Bu evet. Şekilde bir hatırlatma yapmış olalım. Buyurun. Çok teşekkür ediyorum hocam. İki tarafın birbirleriyle ciddi anlamda iletişim halinde olmaları gerekiyor. Her zaman bir çıkış yolu aramalılar. Çıkış yolu aramanız gerekir. Aramaz bulmazsanız artık durumları düzeltemez hale gelebilirsiniz. İlişkinin öldürülmemesi gerekiyor. Her şeyin bir dayanma noktası vardır. İlişkiler de böyle. İşin son raddesine kadar götürüp ilişkileri öldürmemeliyiz. Herkes aynı ortamda yetişmiyor. Herkesin besin kaynağı, aldığı değerler, eğitim ve yaratılış bunların hepsi bir faktör. Herkes kendisidir. Karşısındaki insan ise farklıdır. Evliliğinizi hangi çatı altında koruyacağınızı iyi bilip ona göre adım atmalısınız. Noktada hocam şunu söyleyebilir miyim? Özür Buyurun dileyerek hocam. Sözümüzü kesiyorum ama. Buyurun hocam. Sanırım burada eşler arasındaki anahtar kelime birbirini anlamaya çalışmak olmalı diye düşünüyorum. Tabii. Eşler birbirini anlamaya çalışırsa, biraz önce ifade ettiğiniz gibi farklı ortamlardan gelmiş olabilirler değil mi? Farklı değer yargılarına evet. Sahip olmuş olabilirler ve bir araya geldiklerinde o değer evet. Yargıları birlikte kalmalarını sağlamalıdır. Bunu nasıl sağlayacağını da her ikisi birbirini anlayarak, anlamaya çaba sarf ederek, belki
bu farklılıklardan oluşan sorunları, varsa sorunları birlikte çözerek herhalde evliliklerini daha bir sağlam olarak ilerlemeye sebep olacaktır diye düşünüyorum. Ne evet, dersiniz? Hocam, tabii daha önceki sunumun ilerisinde de söylediğimiz gibi insanlar birbirlerini tanımıyor olabilirler. Yeterince tanımıyor olabilirler. Ancak burada tanımıyor oluşları şuna da sebebiyet veriyor. Evlenmeden önce bazı şeyler ya da evlilik esnasında 3 yıllık, 5 yıllık, 10 yıllık evliler tanıyoruz, birbirlerini tanımıyorlar. Yani bazı şeyleri konuşmaktan uzak duruyorlar ve birbirleriyle konuşmaktan sürekli kaçınıyorlar. Bu da birbirlerini tanımamaya ve birbirlerini anlamamaya sebebiyet veriyor. Burada da dediğiniz gibi farklı bölgelerden, çünkü artık dünya küçük bir dünya, çok farklı kültürlere sahip insanlar birbirleriyle evlenebiliyorlar. Evlendikten sonra işte buradan hani bir ifade var ya, çok hoş olmayan işte dereyi atlatana kadar falan ifadesi gibi, böyle bir ifadeyle evlilik gibi çok kutsal bir kurumda bu ifadelere yer verilmemeli ve mutlaka birbirimizi çatışabiliriz de, yani konuşmalı ve karşılıklı anlaşabilmeliyiz. Ortak bir noktada da buluşmak zorunda da olmayabiliriz ama birbirimizi anlamalıyız. O manada ilişkiyi öldürmeden birbirimizi anlamaya çalışmamız gerekiyor diye söyleyebiliriz. Eşler birbirlerine iyi bir yaşam sözü vermeliler. Erkek ya da kadın, yani karı koca eşine iyi bir yaşam sözü verme sorumluluğu vardır. Bir takım bağımlılıklarla, içki, kumar, fuhşiyat gibi çağımızın bağımlılıklarından sanan alem gibi her bağımlılık ve zaafiyet o ailenin yıpranmasına, dağılmasına sebep olmaktadır. Sizlerden burada TÜİK'in boşanma ile ilgili yapmış olduğu bir araştırma değerli. İlyas Hocam, çok özür dileyerek bütün mikrofonları kapatacağım. Kendi mikrofonunuzu açar mısınız lütfen? Tamam hocam. Evet. Burada TÜİK'in yapmış olduğu... Sizi açarsanız belki çok daha iyi olacak. Sizi görerek dinlemiş olacağız. Sizi göremiyoruz. Beni göremiyorsunuz. Ben o zaman slide kaybolmayacak mı? Yok. Tamam mı şu anda hocam? Tamamdır hocam. Sıkıntı yok. Tamam. Sunumu da görüyoruz. Slide'ınız da ekranda. Buyurun. Tamam. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi slide'da ve görselde gördüğünüz gibi değerli dostlar, burada aldatma ile ilgili veriler, işte ne bileyim madde bağımlılığı ile ilgili veriler, kumar, ekonomik, terk etme ve dayak, yani kötü muamele ile ilgili, yine içki ile ilgili ve sorumsuz ve ilgisizlikle ilgili burada veriler var. Maalesef şunu çok açık bir şekilde görebiliyoruz aslında. Erkekler çok çok mağlup durumdalar maalesef. Yani hani biz pozitif ayrımcılıktan bahsederken ya da sürekli kadına yönelik işte kanun ve yasalardan bahsederken, bir takım insanlar işte kadınları sürekli böyle şey yaparak aile yıpratılıyor gibi bir takım ifadeler kullanılabiliyor. Ama baktığımız zaman burada boşanma sebebi oranları var. Kadınlar %32 aldatılma ile ilgili boşanma davası açmışlar. Yine madde bağımlılığı ile ilgili yine kadınlar %5 ile ilgili boşanma davası açmışlar ve yine kumarla ilgili %13'e 1, yine içkiyle ilgili %23'e 4, yine dayak ve kötü muamele ile ilgili %36'ya 3, yine sorumsuz ve ilgisiz olmayla ilgili %60'a 40 gibi oranlarla erkekler evlilikte çok sıkıntılı görünüyorlar bu verilere göre. İnşallah bu veriler birbirlerine, yani biraz sorumluluklarını aksatmış gibi görünüyorlar değil mi hocam? Biraz değil, bayağı var hocam. Yani bu bizim toplumsal bir yaramız maalesef. Sorumluluk sadece evde işte ne bileyim bir ekmek almak ya da ne bileyim eve para getirmekle de olmuyor.
maalesef sorumluluklarımız bir aileye karşı yapabileceğimiz çok daha fazla şeyler ve sorumluluklarımız var. Yine ibret almak gerekiyor. Allah düşünüp ibret alasını diye, yani bununla ilgili sorular ya da yorumlar olabilir. Yine döneriz olursa. Allah düşünüp ibret alasını diye her şeyden erkekli dişili iki eş yarattık diyor Zariyat suresi 49. ayette. Allah sizi bir tek nefisten ve kendisiyle huzur bulsun diye eşini de ondan var edendir. Yani Allah aslında kendi cinsinden insanı yarattı ve kadını da yine kendi cinsinden yarattı ve bunların bir huzur kaynağı ve dengesi olabileceğini bizlere bildirdi. Kendisiyle huzur bulasınız diye kendi cinsinden eşler yaratması, aranıza bir sevgi ve merhamet var etmesi de onun varlığının ve kudretinin delillerindendir. Yine Allah'ın varlığının delilleri olarak Rum suresi 21. ayette bunu görebiliyoruz. İnsanız en başından. Müslüman, Müslümanın din kardeşidir. Ona zulmetmez, yalan söylemez, hile yapmaz, haksızlık etmez, zarar vermez, kalbini kırmaz, onu incitmez. Güler yüzle ve tatlı dille mukabele eder, saygısızlık yapmaz, sevinciyle sevinir, üzüntüsünü paylaşır. İhtiyacı olduğunda yardımına koşar. Bu tavsiyeler Peygamberimizin eşler arasında en ileri seviyeye taşınmalıdır. Şimdi baktığımız zaman aldatmada her türlü yalan, dolan, hile var. Yine İlyas Hocam mikrofonunuzu açın lütfen. Hocam açtım hocam. Burada baktığımız gibi işte yalan söylemek, hile yapmak, haksızlık yapmak, kalbini kırmak, incitmek, güler yüzlü davranmamak, tatlı dilli olmamak, saygısızlık yapmak, sevincini paylaşmamak, üzüntüsünü paylaşmamak, hep bunlar bizlerin aile içerisinde sıkıntılara sebebiyet verdiğini görüyoruz değerli dostlar. Hocam bu noktada sohbet kısmında birkaç tane ilgimi çeken yorumlar var. Onları size aktarmak isterim. Buyurun hocam. En sondan başlayarak okuyacağım. Kadın erkeğin namusunu ve itibarını korumalıdır diyerek kadının kendisinin namus ve itibara ihtiyacı yokmuş gibi bir durum çıkıyor. Zaten konuşmanın çoğu kadına sorumluluk veriyor. Erkeği efendileştiren koruyucu lider olarak tanımlıyorsunuz. Sonra da eşler konuşmalı diyorsunuz. Böyle bir durumda kadın efendisiyle ne konuşabilir demiş Yücel Bey. Yücel Bey sanırım öncelikle erkeklerin sorumluluklarıyla ilgili söylediğiniz, ifade ettiğiniz konuşmanın bir kısmını kaçırdı sanırım. Değil mi hocam? Tabii şimdi Yücel Bey tabii orada bir yorum yapmış olabilir. Ancak önce erkeklerin görev ve sorumluluklarından bahsettik dediğiniz gibi daha sonra kadınların görev ve sorumluluklarından bahsettik. Biz burada kimseyi ya da bir tarafı ya da erkeği, kadını yüceltmeye çalışmıyoruz. Ya da burada aile kavramının içini tamamen boşaltma gibi bir derdimiz de yok. Herkesin görev ve sorumlulukları olduğundan bahsediyoruz. Yani erkeğin bir takım sorumlulukları var. Ailesine bakmak, geçimini yapmak, yemini işte onun her türlü maddi ve manevi ihtiyaçlarını gidermekten bahsettik zaten. Ondan sonra da kadının görev ve sorumlulukları vardır diye bir başlık altında kadının ve görev ve sorumluluklarından bahsettik. Yücel Bey de inşallah onu da kayıttan dinlemekle. Evet, programımızı özür diliyorum, sözünüzü kestim galiba. Programımızı kaydettiğimizi ifade edelim. Daha sonra tamam. YouTube kanalımızdan kayda tamam. Ulaşabilirler. Konuşmanın tümünü dinleyerek bir yorum yapmalarını rica edelim. Bir tane daha okuyorum hocam. Buyurun hocam. Hocam anlattığınız konular camide görevli olduğunuz için soruyorum. Oraya gelen erkekler sizinle paylaşımda bulunuyor mu ve vaaz veriyorsunuz? Dinimizde hı hı. kadınlara değer verilirken neden bu kadar zulme maruz kalıyorlar? Sizce bu din meselesi mi, toplumsal bir mesele mi demiş.
Benim kanaatimce dini bir konu olduğunu düşünmüyorum. İnsanlar eğer ki dini anlamda bilinçlenmiş olsalardı bu kadar toplumumuzda kadın ve erkek arasında eşitsizlik olmazdı diye düşünüyorum. Yani bunlar anlatılıyor ancak biz genelde hani ne diyeyim size belli bir yaştan sonra bu tür bilincin, bu tür bilginin evlenmeden önce insanın sahip olması gereken bir şey olduğunu düşünüyorum. Yani kesinlikle bu konuda size katılıyorum hocam. Evlendikten sonra ya da torun tom işte çoluğa çocuğa karıştıktan sonra biz bunları anlatmışız aslında çok mesajlar yerine ulaşıyor mu o konuda çok bir fikir sahibi olamıyoruz maalesef. Dediğim gibi evlenmeden önce gençlerin hem erkeklerimizin hem kızlarımızın bu konuda muhakkak bilinçli olması gerekiyor diye düşünüyorum. Bu sorumlulukları yerine getirebilecekleriyle ilgili inanın ben diyorum ki bir belge verilmeli. Ya tabii ki şimdi evlenmekle ilgili işte nikahlanmanın farklı farklı hükümleri var. Bazı insanın muhakkak nikahlanması gerekir. Bazısının nikahlanması mübahtır. Bazısının nikahlanması da haramdır. Yani bir erkek ya da kadın aileyi geçindiremeyecek ya da o yükümlülük sahibi görevini alamayacaksa onun evlendirilmesi dinen haramdır. Yani zulmedecekse eşine, ona değer vermeyecekse, onun canına kastedecekse o insanın bir şekilde evlendirilmesi sorumluluk gerektirir ve evet. Sorumluluğu Asiye hocam bu ifadenizin üzerine evlilik ehliyeti olmalı demiş. Ben kesinlikle katılıyorum buna. O ehliyeti kim verecek, nasıl verecek, hangi şartlarda oluşacak tabii o da bir konu yani. Evet. Anne babalar sağlık raporunun yanında çok özür diliyorum. Şüheda Derya Barış hocamıza demiş ki sağlık raporunun yanında psikolojik rapor da verilmeli demiş. Muhakkak ya tabii şimdi konu hakikaten hassas bir konu. Yani insanların hani burada bizim her konuştuğumuzu ya da her yorumumuzu tam yerli yerine oturtamayabilirler. Bu konu hani yarım saatte bir saatte anlatılabilecek bir şey değil aslında. Burada belli başta başlıklar altında anlatmaya çalışıyoruz. Tabii ki inşallah konular, sunumlar devam edecek ve aile başlıkları etkinlikleri içerisinde sorunlara değinmeye çalışacağız devamında da. Evet, psikolojik testler şart demiş. Esrat Ellioğlu hocam. Teşekkür ediyorum. Hocam biraz daha bir sunumumuz kaldı. Onlara da devam edelim. Evet hocam, buyurun. Yani zaten buradaki TÜİK'in verilerinde biz vermiş olduğumuz oranlarda kadınların nelere maruz kaldığını ya da erkeklerin bu konuda ne kadar sınıfta kaldığını görebiliyoruz. Evet, Allah dilemedikçe hiç kimseye hidayet edemez. Yani hiç kimse hidayet sahibi değildir. Burada bir zorlama, bir zor kullanma gibi bir hakkı ne erkeğin ne de kadının yoktur. Yunus suresi 100. ayette bu şekilde görüyoruz. Eşinle hangi şartlarda evlendin ise evlendikten sonra onu değiştirmeye çalışma. Bu dini konularda dahi böyledir. Aile kurulmadan önce bireylerin yetileri, yetenekleri bilinerek evlenilir ve ona göre karar verilir. Hele bir evlenelim bakarız. Çaresini nasıl olsa ben onu ikna ederim. Başta netleştirilmeyen konular ileride ciddi problemlere sebep olabilir. Her insanın zafiyetleri vardır. O zafiyetlerin sizi nasıl etkilediğini konuşacaksınız, konuşmalısınız. Bir takım yasaların var olması ve hala yeni yasaların hazırlanıyor, çıkarılıyor olması hiçbirinin bilinmiyor oluşundan olduğunu düşünmüyorum. Bundan 100 sene önce de aile kavramı çok önemliydi. 2000 sene önce aile kavramı çok önemliydi. 2000 sene sonra da aile kavramı toplum açısından çok önemli bir kurum olarak karşımızda duracak. Bir ömür geçirmek. 80 sene yaşamış ve 15 yaşından itibaren sorumluluk sahibi olan bir insanın
65 sene oruç tutmasa kefareti var. Zekat vermese toptan verme durumu var. O da olmazsa ahirette af olma durumu var. Bizler hüküm verici olmamalıyız. Peygamberimiz Ayşe validemize senin öfkeli olduğun hal ile bunu Necdet Hocam o akşam konuşmuştum. Olduğun hal ile olmadığın hal çok iyi bilirim diyor. Ayşe validemiz şaşırıyor. Nasıl yani diyor. Sen öfkeli olduğun zaman diyor İbrahim'in Rabbine diye söze başlarsın. Öfkeli olduğun zaman ise diyor. Öfkeli olmadığın zaman ise diyor Muhammed'in Rabbine diye başlarsın. Bir ömür geçirmek için eşini iyi bilmelisin. Eğer ki iyi bilemezsiniz, iyi tanıyamazsanız eşini de karşı nasıl davranacağını bilemezsiniz. Peygamberimizin eşleri arasında en alimi 2700 hadis nakletmiştir. İslam kadının ilim sahibi olmasına çok önem vermiştir. Böyle de bir not düşmüş olalım buraya. Kadınlar sizlere örtüdür, sizler eşlerini de örtüsünüz. Bakara suresi 187. ayette hatalarımızı görmek yerine kapatmak, örtmek gerekir. Yani hatalarını yüzüne vurmaktansa insanların hatalarını örtmeye gayret etmek gerekir. Olmazsa olmazımız. Evlilikte en temel ilkelerden sevgi ve saygı, karşılıklı saygı en temel ihtiyacımız. Sevgi ve ilgi olmazsa olmazımızdır. Eşler arasında bir sorumluluktur. Aynı zamanda sadakatli olması yine eşler arasında daima en önemli unsurdur. Yolun sonunu görebilmek. Teenni ile hareket etmeliyiz. Aceleci olmamalıyız. Tamahkar olmamalıyız. Elimizdekilerin kıymetini bilmeliyiz. Hırs yapmamalıyız. İstişare ederek hareket etmeliyiz. Öfkeyle hareket etmemeliyiz. Sinirli olduğumuz zaman susmalıyız. İhmal etmemeliyiz. Değer vermeliyiz. Nazik ve kibar olmalıyız. Kin, nefret beslememeliyiz. Birisi eşine kin beslemesin. Bir huyunu beğenmezse diğerini beğenebilir diyebiliriz değerli dostlar. Yani sunumumuzun genel başlıklarıyla bu şekilde söylemiş olalım. Evet Deniz Hocam. Evet hocam, arzu ederseniz birkaç tane daha yorum aktaralım. Tabii. Menekşe Fakı hocamız, evlilik öncesi evlilik eğitimi almaları konusunda farkındalık oluşturma ile ilgili düşünceleriniz nelerdir hocam denmiş. Benim hem meslek hayatımda hem eğitim hayatımda ben 30 senedir eğitimler devam ediyor. Yani ikinci üniversite bitiyor. İşte pedagojik formasyon eğitimi aldık. Aile danışmanlığı eğitimlerimiz. Yine bu tür etkinliklerle kendimizi sürekli eğitmeye, geliştirmeye çalışan bir insan olarak söyleyebilirim ki muhakkak ve muhakkak okullarda aile bilinciyle ilgili, ebeveyn bilgisiyle ilgili derslerin verilmesi gerekir diye düşünüyorum hocam. Yani liseden itibaren başlanabilir. Yani ortaokul belki çok erken gibi durabilir ama liseden itibaren bu tür eğitimlerin verilmesi gerektiğini düşünüyorum hocam. Evet. Diğer bir yorumumuz da Aysel Berlin hanımefendiden. Hocam çok önemli genel ve dini bilgiler verdiniz ve de kadınlarımızın haklarının altını dikkate alınması gerekliliğinin altını çok güzel çizdiniz. Erkeklerin daha çok eğitimden geçmesi gerekiyor. Muhakkak bu kesin anlaşılıyor diye bir ifade kullanmış. Yani evet. Katılıyorum. Ben de aynı şekilde ifade edilebilir eş olma, yani sorumluluk sahibi olma, eşine karşı sorumlulukların bilincinde olma diye tabii söylememiz gerekir. Diğer bir yorumumuz da Emine Tilavel hanımefendiden. Erkekleri anneler yetiştiriyor. Sloganıyla kadınlar eğitimden eğitime koşuyor. Babalar, baba adayları, genç erkekler daha çok eğitime önem vermeli. Kendileri eğitime katılmalılar. Bu konuda basın, erkek sanatçı, akademisyen, din görevlilerinin kadın ve merhamet eğitimi konusunda daha çok ön plana çıkmalılar diye bir ifade kullanmış.
Tabii sorumluluk, toplumsal sorumlulukları olan insanların biraz bu konuyla ilgili dertlenmesi gerekiyor. Yani toplumdaki sıkıntılarla ilgili bir takım ön yargılar da olabilir belki ama yapılan araştırmalar her şeyi ortaya koyuyor. Yani ailenin korunması, gözetilmesi, muhafaza edilmesi adına mutlaka bu sıkıntıların bir masa etrafında toplanılıp ertelenmeden, göz ardı edilmeden konuşulması gerekiyor diye düşünüyorum. Evet, istişare edilmesi noktasında Tabii. size katılıyorum hocam. Bir iki tane daha geldi. Didem Akbaş hocamız, eşler arasında uzun soluklu geçen evlilik süreçlerinde monotonluk, heyecan bitmesi, muhabbetin olmamasını neye bağlayabiliriz demiş. Yani monotonluk tabii bunun birçok sebebi olabilir hocam. Yani insan yanındakinin kıymetini bilmesi gerekiyor öncelikle. Hem kadın olarak bu bir sorumluluğun gereği, hem erkek olarak bir sorumluluğun gereği. Her iki tarafta bu monotonluğu ortaya çıkartmış olabilir. Onun için herkes sorumlulukları dahilinde buna dikkat etmesi gerekiyor. Hayatı monotonlaştırmamak adına. Bu noktada herhalde eşler arasında bir istişare yapılarak, biraz önce de ifade ettiğiniz gibi, bu monotonluğun sebebinin ne olduğu, çözüm önerileri ortaya konularak her iki tarafa uyan orta noktada da buluşmak herhalde iyi bir çözüm olacaktır, değil mi? Tabii ki yani insanlar konuşarak yani mutlaka her konuda konuşarak istişare ederek yani bizler şunu biliyoruz belli bir yaştan sonra yani diyelim ki ergenlik yaşına geldikten sonra evdeki çocukların dahi evin istişarelerine müdahil olması gerektiğini düşünüyoruz ki hayata alışabilsinler. Hayatı şimdiden anlayabilsinler. Yoksa şimdi bakıyoruz ki sorumluluklar belli bir yaşa kadar çocuklarımıza maalesef verilmiyor. Ve o da hayata çok geç başlanılmasına sebebiyet veriyor. Evlilikte de bu böyle. Evlendiği zaman belki de evlendiğinin farkında bile yani o sorumluluklar dahilinde evlendiğinin farkında bile olamıyor maalesef. Evet. Serap Demir hocamız da şöyle bir yorum yapmış. Halı altına süpürülen problemler bir müddet sonra daha ciddi boyutta gün yüzüne çıkıyor. Maalesef ki çözümleyen sorun bırakmamalı elden geldiğince. Çözümlenmemiş sorun galiba, bırakmamalı elden geldiğince demiş. Buna da katılmamak mümkün değil. Sorunlar küçükken çözüm üretilmeli ki büyüdüğünde çok daha farklı tepkiler ortaya çıkabiliyor, değil mi hocam? Aynen Serap hocamın yani konuya vakıf olduğu sorduğu sorudan da belli oluyor. Zaten sorunlarımızı konuşmadığımız zaman, sorunlarımızı ortaya çıkartmadığımız zaman, hep böyle içimize attığımız zaman bir anda bir reaksiyon göstererek yani hiç istemediğimiz sonuçlar ortaya çıkabiliyor maalesef. Evet. Küçük birikintiler halledilmeyince, su birikintisi diye düşünelim. Bunlar kurutulmayınca daha büyük göller içerisinde insanlar boğulabiliyorlar maalesef, değil mi? Geri dönüşü de Hocam, olmuyor bazı şeylerin. tabii hocam bizler yani bulunduğumuz görev ya da almış olduğumuz, yüklenmiş olduğumuz sorumluluklar gereği birçok aile ile karşılaşıyoruz. Yani sorun yaşayan, sorunlar yaşamış birçok evreden geçmiş ailelerle karşılaşıyoruz. 17 yaşında psikolojik bunalım geçiren gençlerle karşılaşıyoruz. Yani düşünüyorum 17 yaşında psikolojik bunalıma girmiş bir genç çocuk, kız ya da erkek fark etmiyor. Hayatı yarın nasıl omuzlayacak? Onun için sorumluluklarımızın farkında olmalı. Yani almış olduğumuz sorumlulukları yerine getirmemiz gerekiyor. Bir takım bahanelerde ya da bir takım zorlukları şey yaparak sorumluluklarımızdan kaçmamız doğru değil ve birçok problemin oluşmasına sebep olur diye düşünüyorum. Evet hocam. Bir yorum daha okumak istiyorum. Allah Evet. çok razı olsun sizin gibi özellikle erkek hocalarımızın
erkeklerin evlilik öncesinden eğitmesi, hazırlayıp bilgilendirilmesini bir seferberlik olarak Diyanet'te de değerlendirilip sizlerin derneklerin işbirliğiyle yapılamaz mı acaba? Asiye Hocam, burada bir işbirliğiniz olsa çok faydalı olur demiş. Bunun tabii ki hocamıza şunu ifade edebiliriz. Aysel Berlin hocamıza. Bu çalışmalarımız, etkinliklerimiz bir nevi demo olarak kabul edilebilir. İleriki aylarda sizler için çok daha geniş kapsamlı sunumlar hazırlayacağız. Bunun da müjdesini vermiş olalım sizlere inşallah. İnşallah. Evet. Bir sorumluluk gereği zaten buradayız. Yani buradaki hoca arkadaşlarımızın hepsi o şekilde. Bir sorumluluğumuzun gereğini yerine getirmeye çalışıyoruz zaten. Elimizi taşın altına koymaya çalışıyoruz. Belki tam manasıyla yapabiliyor muyuz bilmiyoruz. Ama hep birlikte yani ötekileştirmeden, kimseyi eksikleriyle yargılamadan, eğer ki sorunları karşılıklı oturup istişare ederek, müzakere ederek konuşabilirsek eksiklerimizi görmüş olur ve problemleri çözmüş oluruz diye düşünüyoruz. Yani %100 bir şey olmaz belki ama en azından %50, %60, %70'lere kadar çıkarttığımız zaman bu çok daha büyük başarılara zemin hazırlayacak diye düşünüyorum. Bir yorum daha okuyorum hocam. Çok güzel yorumlar gelmiş. Emine Tilevel hanımefendi, bir baba ve ataerkil ailedeki ebeveynler varken çocuk kontrol ve eğitimi anneden çıkıyor. Evet. Rol model baba oluyor. Yani önce sonra değil belki, lakin erkekler daha yoğun eğitimi ve mercek altına alınmalı. Evinde yardımı kadına ait görüp bir takım sıfatlar ile ironik eleştiriler var. Oysa çocuğa bakmak kadına yardım değil, baba olmanın gereği. Ev işlerinde yardım kadına değil, yaşanılan alana sorumluluktur demiş. Teşekkür ediyoruz. Zaten hocamızın da ifadeleri bu noktadaydı, bu minvaldeydi değil mi hocam? Bizler tabii sizler burada bizi desteklediğiniz için ayrıca teşekkür ediyorum. Sizler bir bayan olarak, bayan hocalarımız olarak yani aile danışmanlığı eğitimi almamızdaki gaye de zaten bu problemlere uzak durmamaya çalışmak ve problemleri tespit edebilmek. Bizim toplumsal problemlerimiz var, kadına bakış açımız var, erkeğe bakış açımız var, bir eve bakış açımız, bir dışarıya bakış açımız var. Bunları, sorunların nerelerde olduğunu tespit edip doğru çözümlerle yaklaşım sağlandığı zaman çözülemeyecek problemin olduğunu düşünmüyorum. Evet, yorumlarımız bu kadardı derken bir tane daha geldi. Bunu da okuyarak sunumumuzu, programımızı kapatmak istiyorum. Şüheda Derya Barış hocamız, bakış açılarının süzgeçten geçirilmesi gerekiyor. Kavramları gerçek yerlerine oturtarak pozitife doğru kanalize edilebilir aileler demiş. Teşekkür ediyoruz yorumlarınızdan dolayı. Hocam, son olarak söyleyeceklerinizi sizden alalım. Sonrasında ben kapanış konuşmamızla veda edeyim. Buyurun. Deniz Hocam, yani baştan söylediğimiz gibi hayattan ne bekliyoruz? Aile kavramından anladığımız ne? Hayattan ne istiyoruz? Bir eşten beklentimiz ne? Bunları bilmeden, bunları anlamadan hayata adım atmak, bu tür problemlerin sürekli olabileceğini düşünerek problemleri en aza indirmek için muhakkak ve muhakkak hayattan ne beklediğimizi bilmemiz gerekiyor. Karşımızdaki insanın da hayatını böyle olmaz yerlere götürmemek adına, sıkıntılar yaşatmamak adına muhakkak çok iyi insan olabiliyoruz. Karşımızdaki insan da çok iyi insan olabiliyor ama bir yerde bir anlaşmazlık yüzünden hayat çekilmez hale gelebiliyor. Mutlaka herkesin karşısındaki insandan, hayattan ne bekliyor onları bilebilmesi, kendisi bunu çözebilmesi gerekiyor ilk önce.
Evet. Hocam, sunumumuzun sonuna geldik. Evet, teşekkür hocam. Ediyorum. Ben teşekkür Umarım, ediyorum. Katılımcılarımız için de faydalı bir etkinlik olmuştur. İnşallah. Değerli katılımcılarımız, haftaya yine sizleri pazartesi günleri saat 21'de Aile Bahçesi'nin etkinliklerinde görmek ve birlikte olmak diliyoruz. Hocamıza, Sayın İlyas Çağdaş hocamıza da sunumları, bilgileri için çok çok teşekkür ediyorum. Katılımcı olarak sizlere de ellerinize ve emeklerinize sağlık diyorum. Haftaya görüşmek üzere. İnşallah. Hoşçakalın. Hayırlı akşamlar diyorum ben de. Hayırlı bir akşam, huzurlu bir akşam diliyoruz. Hoşçakalın. Sağ olun. Sağ olun hocam.